Ramazan-ı Şerif belki ilk geldiği sıralar. Buradan sizi selamlarken Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinden bahsetmiş ve aman gayret edelim ne olur Ramazan-ı Şerif boş geçmesin diye istirhamda bulunmuştu. Üç bölümden oluşan bir duanın bir kısmıydı. Efendimiz buyurmuştu ki Ramazan'a erişip de kendini affettiremeyene yazıklar olsun. Ragemenfuhu, burnu yere sürtülsün onu, ona yazıklar olsun. Bu sanki şu manaya geliyordur. Ramazan'da insanın kendisini affettirememesi için çok ciddi bir kabiliyeti olması lazım. Hani altı pasın içinden out'u atar da forvet der ya spiker. Dışarı atmak kaleye atmaktan daha zordu, zoru başardı. İlker Yasin Ümit Aktan'ın kulakları çınlasın. Vardı böyle forvetten. Ramazan-ı Şerif'te insanın kendisini affettirememesi ciddi bir kabiliyet işidir. Ama bunun burasında geldik son 10 güne. 10 gün sonra, 11 gün sonra isteseniz de şu vakitlerde bir iftarınız olmayacak. Bir iftar sevinciniz olmayacak. Bir telaş, bir hengame, bir koşturmacanız olmayacak. Mukabeleniz olmayacak. Teravih olmayacak yahu. İmsak vakti olmayacak. Sahura kalkalım da haydi hep beraber bütün ülkeyle, bütün şehirle birlikte sahur edelim. İşte bu olmayacak. Her şey olsa Ramazan'ın kalbinize yüklediği, gönlünüze, duruşunuza kattığı anlam ve mana bu kadar olmayacak. Her şeyi yapmaya gayret etseniz bile. O zaman şu geride kalan günlerin kadrini, kıymetini bilmek lazım. Çünkü bu geride kalan günlerin birinin gecesinde de bir kadir saklı. O kadrin kıymetini bilirsek, inşallah kadir de geldiğinde bizi kıymetlendirir, bize kadir verir ve öyle gider. Ne olur, şu son 10 güne, düşünün ki bir anne evladını özlemiş, aylardan sonra belki evlat çıkmış gelmiş, yanında misafir ve ama ertesi gün gitmesi gerek. Anne hani oturur onun başında, çocuk uyuyordur, anne başında öyle yavrusunu seyreder uyurken ve hasretini azaltmaya çalışır. Yarın başlayacak olan hasreti azaltmaya çalışır. İşte öyle Ramazan'ın geride kalan günlerine, geride kalan oruçlara, iftar vakitlerine, imsaklara, mukabele, teravihe öyle bir muamelede bulunalım. Ve öyle ki Ramazan-ı Şerif gittiği vakit geride affedilmiş bir kul bırakarak gitsin. Niyazımız, duamız, ümidimiz, temennimiz budur. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan-ı Şerif'te irat buyurdukları bir hutbeden birkaç bölümü bu program içerisinde kıymetli misafirlerimizle mevzu edeceğiz ki o da bunlara dairdir. Birazdan kısa bir ara verip sonra Selim Gündüzalp yazar kıymetli ağabeyimiz bizimle birlikte olacak. Gazeteci yazar Sibel Araslan bizimle birlikte olacak. Bosna Hersek'ten, Üsküdar kadar uzaktan Bosna Hersek'ten bir misafirim var. Zeyd Şoto güzel eserleriyle bizimle birlikte olacak. Ramazan'ı, Ramazan'ın kadrini, kıymetini bilmeyi, ihlası konuşacağız, muhabbet diyeceğiz. Kısa bir ara, ondan sonra TRT1 ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Uplavo Božije prijestolje, kliču zvuci zbog omolja, to su pjesme zemlje moje, gdje huče gore i šume polja. U plavo Božje prijestolje, kliču zvuci zbog omolja, to su pjesme zemlje moje, gdje huče gore i šume polja. Mila zura i žestoka, Bosna na zemlji krvavoj, čuvam te kao i dva oka, ja sin sam tvoj zemljo, ja sin sam tvoj. Tamo na uni zlatno zrnce, a na dri zora plava, u Neretvi spava sunce, niz ravnine se razlila Sava. Tamo na uni
isplava sunce, niz ravnine se razlila Sava. Mila sura i žestoka, Bosna na zemlji krvavoj, čuvam te kao i dva oka, ja sin sam tvoj zemljo, ja sin sam tvoj. Krene li dušman ti na zide, u san starih mezarova, udarit će naše hide, što krv će liti za brda ova. Krene li dušman ti na zide, u san starih mezarova, udarit će naše hide, što krv će biti za brda ova. Mila sura i žestoka, Bosna na zemlji krvavoj, čuvam te kao i dva oka, ja sin sam tvoj zemljo, ja sin sam tvoj. Ja sin sam tvoj. İstanbul'da bir iftar sevinci Bosna Milli Marşı ile başladı. Zaman zaman programlar içinde hatırlatmaya gayret ediyorum. Sadece insanlar birbirine iftara gitmez. Sadece birbiriyle insanlar muhabbet etmez. Bazen şehirler de bunu yapar. Mesela Bosna kalkar gelir İstanbul'a. Der ki şu Şam'ı bir istişare etsek, ne yapacağız, bu işler nasıl olacak filan. Otururlar Şam'dan konuşurlar, Kudüs çıka gelir sofraya, onu buyur ederler. Bir muhabbet esnasında Kahire gündeme gelir bu defa. Bir kalkalım Kahire ile bizzat görüşelim, toplanır Kahire'ye giderler. İşleri çözmeye çalışırlar, baktılar olmuyor, Medine-i Münevvere'ye kadar yol uzar, orada otururlar. Oradan Mekke-i Mükerreme'ye Ümmet-i Muhammed'in ahvalini konuşurlar. Şehirler kucaklaşır, şehirler bir olur. İşte Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin manevi huzurunda İstanbul'da bir iftar vaktinde Bosna Milli Marşı ile program başlıyorsa, bu Bosna ile İstanbul'un işte Üsküdar'la Fatih kadar filan birbirine uzak ya da yakın olduğunun en büyük ispatıdır. Zeyd hoş geldin, safa getirdin. Hoş bulduk, eyvallah. Eserle geldin gerçi. Soracağım, Bosna Milli Marşı'nın sözleri ne söyledi? Tamam. Onu da soracağım ama müsaade edersen diğer konuklarıma eyvallah, da hoş geldin eyvallah diyeyim. Eyvallah. Tabii ki. Estağfurullah. Efendim Selim Gündüz Alp, kıymetli yazar ağabeyimiz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sahurda zannediyorum bir iki defa Senayi Bey'e konuk oldunuz. Hoş ama geldiniz. İftar ilk defa ve ruberu tanışmış olduk. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Sizleri sormalı. Şükür Mevla'ya biz de iyiyiz. Selamları var size Adapazarı'ndan. Eyvallah efendim. Bu programı hararetli izleyenleriniz var. Onlara selamlar ileteyim. Başta annemiz. Biz de buradan olarak hürmetler ediyoruz. Allah kabul etsin oruçlarını. Adapazarı iftar vaktinde de sizin selamınızla biz onlara bir Allah kabul etsin diyelim. Evet, iyi olur. Demişelim bizi. Ve gazeteci yazar Sibel Eraslan bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hayırlı siz akşamlar, nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Son 10 günün içine girdik. Ramazan-ı Şerif'in çok hızlıca geçip gitti. Hasret içerisindeyiz şimdi, 15 günden sonra böyle veda günlerine başlıyoruz biliyorsunuz. Evet. TRT1 seyircilerimize de selamlarımızı sunuyoruz. Allah mübarek etsin hepsinin Ramazan-ı Şerifleriniz. Allah razı olsun. Sizi seyrediyoruz. Çok teşekkür ederim. Okuduğunuz güzel şiirleri, sözleri dinliyoruz. Bugün de birlikte inşallah, seyredecekler. Ama o Ramazan'dan ayrılmanın hüznü, ben de biraz onunla başladım. Onu sormak istiyorum fakat Zeyd'e bir döneceğim. Türkiye'de ne kadar boşnak var diye sordukları vakit 70 milyon boşnak var diye cevap vermişsek bir gittiğinde. Orada ne kadar Türk var diyoruz, 2,5 milyon Türk var diyor. Bosna Milli Marşı'nın sözleri neyi söylüyordu? Kısaca bir özetler misin bize? Yani bu Milli Marş aslında çok mühim bir şey yani. Bu şimdi bu durumda, bu zamanlarda Milli Marş değil. Bu Milli Marş savaş zamanındaydı. Yani bizim Allah rahmetiyle Abdülaziz Begoviç Cumhurbaşkanımız zamanda yani bu ilahi yani aynı zamanda şarkı da söyleyebiliriz yani bunu seçti Bosna Milli Marşı. Bu ilahi Bosna'nın farklı şeyler, özellikler
ne var içinde anlatıyor. Hmm. Acısı nasıl çekti anlatıyor. Mesela ilk kıtada Plavo Božije prijestolje kliču zvuci z Bogomolja. Plavo Božije prijestolje demek ki mavi ilahın arşa kadar kliču sesler camilerden, kilislerden gidiyorlar. Bu şarkılar benim ülkedem şarkılar. Dur yeter Zeyt. Yani ya da buna bu. 2008'de Zeyt bu programa ilk konuk olduğunda eşi hanımefendi Türkçe tercüme etmek için bizimle birlikteydi. Bugün Zeyt Boşnakça'dan Türkçe'ye eser tercüme ediyor. Bu kadarı yeter maşallah. İnşallah oldu çok... yani. Bana göre oldu yani. Evet ya. Gayet de güzel oldu. Helal isterim inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Selim abi, tam Sibel Hanım'ın bahsettiği yerden devam edecek olursak. Hani Ramazan-ı Şerif güzellikler getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbesinde söylediği bereketi getirdi. Rahmeti, mağfireti getirdi. Ve gidiyor. Şimdi bir sonraki Ramazan'da o gene gelecek de biz olacak mıyız orası belli değil. Şu son 10 günü son Ramazan'ımız gibi düşünüp hakkını vermek istiyoruz. Affedilmek istiyoruz. Kadir Gecesi'nin kadrini arayanlardan olmak istiyoruz. Ne yapalım? Zaten ilk 3 haftası çok önemli. Hayatımızın içerisinde derin rahneler açan olaylar için de geçerlidir bu. Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a kabilleşmesi 40 gün. Gidiş dönüş demek 21 gün, 3 hafta. İnsanı derinden sarsan olaylar 21 günmüş. İşte artık kuluçka döneminden tutun da şeye kadar. Sonra rutine dönüyor işler. Şimdi bunu Ramazan'da düşünürsek 20. gününden itibaren sanki nefis de artık boynunu büküyor. Bu adamın beni bırakacağı falan yok, tutacak diyor. Madem ki yokuş aşağı iniyoruz, eşantiyondan gidelim. Evet. Adam gibi tutalım şu orucu diyor. Burada yanılması muhtemel olan bir nokta var. Her birimizin, hepimizin Ramazan'ı günler içerisinde değil, anlar içerisinde aramaktan yana bir talimizin olması lazım. Ramazan'ın her gününe nasıl niyet ediyorsak, her bir saati, her bir anı, gecesi ayrı, gündüz ayrı. Gecesinde bakın iftarı var, imsağı var, teravisi var, efendim akşam namazı var, yatsı var, sabahı var. Esasında geceleri de bir hayli yüklü. Evet. O bakımdan yani Ramazan'ın her bir gününün ayrı bir fırsat. Binlerce seneleri tazammun eden bir ibadet olarak gözüküyor. Bir de süreklilik olması. Hiçbir ibadette bu kadar bir süreklilik yok. Namazda evet 10 dakika, 15 dakika farz namazlarda. Ama sonra gene sizi dünya hayatında işiniz, okulunuz, artık neyse meşguliyetiniz ona dönüyorsunuz. Ama Ramazan'da devamlı Rabbinizle bir irtibatınız var. Verdiğiniz sözü tutmak üzeresiniz. Bu bakımdan yani oruç tutanlara her defasında bir merhaba çekiyorum. Hı hı. Ki sadece Rabbi ile onun arasında olan bir ibadet olması hasebiyle. Bu hasret eskiden biz de tabii çok böyle mana veremezdik. Yaşlı insanlar ağlardı falan. Hani bir söz vardır. Yani akıllı bayram geliyor diye efendim sevinir. Deli de işte Ramazan bitiyor diye üzülür diye. Hayatımız bu manada sanki gidiyor biraz. Ama biz o hüznü artık yaşın da getirdiği belki. Artık hayatın içerisinde çeşitli... Yaştan değil biraz kemalattandır falan diye benim vehmim var ama. Bu hani ibadeti... Hep yaşa bağlamasak diyorum. Baştan bağlamasak peki. O orada dursun o zaman. O 21 günün lezzeti... Hani sonunda cehennemden azat oluşun getirdiği müjdeyle beraber tabii rahmet aşaması vardı bunun. Ramazan'la ülfetimiz vardı ilk 10 gün. Orada bir sınav verildi. Sonra onun feyzinden, bereketinden istifadeyle ruhun, kalbin beslenmesi vardı. Şimdi beden ve ruhun birleşmesinden meydana gelen finale doğru gidiş var. Yani iş tünelin ucu gözüktü. Evet. Bunun getirdiği haliyle tabii yani neye baksam ötesinde hasret çektiğim diyar. Yani kavuşmak nasıl olmaz madem ki ayrılık var. Her şeyde bu var. Ve dolayısıyla bu eğer bize ebedi bir Ramazan getiriyorsa ki öyledir inşallah. Bunlar gitmemek üzere geliyor. Mazi arkada kalmıyor. Bizi önde bekliyor. Bu Ramazan geride kalmayacak. Bizi önde bekliyor. Batan güneş bizi ertesi sabah tekrar karşıladığı gibi. Sevdiklerimiz de öyle. Toprağa girmediler. Bizi mahşerde karşılayacaklar. Berzah böyle bir derinlik getiriyor. Ramazan inşallah dairesel olarak düşündüğünde geride kalan bir mevsim olarak değil. İrede bizi bekleyen inşallah Allah'a razı olduğunun şahitliğini yapan bir Ramazan olması sebebiyle diye hasretle gönderelim, analım. İnşallah bir başka Ramazanlarda içinde olalım diye ama yani o 21 günden sonraki aşamada böyle bir şey hissetmek de özel bir lütuftur yani. Ne olursa olsun bu insanlar bu ibadeti Allah katında çoğunlukla, ekseriyet itibariyle tuttuklarına göre hakikaten merhaba yani. Allah razı olsun her birinden.
Belki bugün ilk defa tutan vardır. Belki bu gece niyetlenecek olan vardır. Bir kere tutsunlar ya. Tutmayanlar da bir kere denesinler. 5 saat, 10 saat, bir gün, 18 saat. Ne olmuş yani? Bir gün bir mücadele var burada. Böyle oruç tutmayan bir arkadaş, sürekli de beraberdik iş gereği. Bir gün dayanamadım, dedim ki ya gündüz bizimle oruç tutmuyorsun, akşam gel bizimle iftar bari et. Hani bir yerden yani, bir nasibin olsun. Yani. Şu işin bir ucunda sen de ol. Sibel Alaslan, şimdi programlarda hep şuna dikkat etmeye çalıştık. Orucumuzu incitmeyelim, orucu rencide etmeyelim. Orucu sanki böyle nasıl diyeyim, dökülebilecek bir sihirli sıvı ve onu avucumuzun içinde taşıyoruz. İftara kadar da dökmeden ya da bir inci tanesi düşürmememiz, zedelemememiz, bozmamamız lazım. Akşama kadar tertemiz onu götüreceğiz. Haramdan muhafaza edeceğiz, yalandan, dedikodudan, gıybetten ki akşam o 30 günlük oruç kolyesinin bir yerine takılıverecek böyle ve 30 gün sonra da o işimize yarayacak bayram günü. Siz nasıl bakarsınız? Oruç, Ramazan'ın gidişi, akşama ihlasla onu taşıyabilmek, neler söyleyeceksiniz? Siz çok güzel anlattınız. Güzel sözün sahibi olmak önemli. Burada oturan bütün misafirlerimiz ve sizler de o söz ehliyiz. Yani sözle uğraşıyoruz. Kimimiz yazıyoruz, kimimiz zikrediyoruz, söylüyoruz. Siz okuyorsunuz. Allah affetsin. Güzel öyleyiz. Söz çok önemli. Ben buraya gelirken, evde hazırlık yaparken güzel sözle ilgili bir ayet taşıyayım istedim sizlere. Buyurun. İbrahim suresi 24. ayet, bildiğiniz bir ayet. Görmedin mi Allah güzel söze nasıl bir misal verdi? Güzel söz, kökü sağlam ve dalları göğe yükselen güzel bir ağaca benzer diye söylüyor Cenab-ı Allah. Ve Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam, tabii güzel söz onda mündemiş. Yani en güzel, güzel sözün en güzel hali onda, rahmetellil alemin. Biz güzel sözü ancak onun dili üzerinden öğrenebiliriz. Onun şefaatine de sığınarak bu son 20 günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah rızasına yönelik olarak nasıl yaşadıysa Ramazan-ı Şerif'ini, biz de o şekilde bir sebat etmeliyiz diye düşünüyorum. Hoş hakkınız olur. Var. Üzerine titrenen, adeta bir çiçek gibi üzerine titrenen bir elmas gibi, bir mücevher gibi pırıl pırıl günler. İçinde çünkü Kadir Gecemiz var, bin aydan daha hayırlı. İnşallah kurtuluşumuza, insanlığın ve İslam aleminin kurtuluşuna inşallah vesile olur. Fakat Zeyd kardeşim de burada Bosna Milli Marşı'yla başlayınca, iki gün sonra da 9 Temmuz Srebrenica'nın yıl dönümü, biliyorsunuz. Onu da anmadan geçemeyeceğiz. Çok acılar gördük insanlık olarak, İslam alemi olarak. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir acı bize yaşatmasın. Ama 9 Temmuz 1995'te Srebrenica'da 3 ila 5 gün arasında çok ciddi bir soykırım yaşandı. İnsanlar sadece İslam oldukları için, sadece İslam ismi taşıdıkları için orada bir soykırıma uğradılar. Bunun da hatırasını taşıyor Bosna Marşı aynı zamanda. Başka bir hatırayı daha taşıyor. Allah rahmet eylesin, Ali İzzet Begoviç'i hayattayken tanıma şerefine erdik. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman İstanbul'un idarecisiydi. Biz de kendisini dinleme şerefine ermiş gençlerdik o dönemde. Ben şimdi çocuklarıma iftiharla anlatıyorum Ali İzzet Begoviç'i. Hep şunu söyledi: bizim bir farkımız var. Biz Sırpların bize yaptığı zulmü onlara yapamayız. Çünkü biz Müslümanız. İşte güzel söz bu. Yani Ramazan'a yakışan hal bu. Müslümanın yapamayacağı şeyler vardır. İçinden geçse bile. Mesela üç alamaz. Mesela o Sırpların uyguladığı gibi bir soykırımı yapamaz. Güzel ahlakın sembolüydü Ali İzzet Begoviç. Allah rahmet eylesin. Şimdi ikisini birleştirmişken şunu sormak istiyorum. Mesela bir ayeti celli hatırlıyorum. Tam mealen hatırlayamayabilirim Selim abi. Lütfen hatırınızdaysa bana yardımcı olun. Allah'a inandıktan sonra ben Müslümanlardandım deyip salih amel işleyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Fussilet 162-163, onu da almışım, getirmişim. Çünkü mesela o benim çok dikkatimi çeken. Allah razı olsun. Çünkü Cenab-ı Hak güzel sözle salih ameli yan yana koyuyor. Tabii. Allah'a inandım diyecek, ben Müslümanım diyecek, salih amel işleyecek, ondan daha güzel sözlüsü yoktur diyor. Evet. Bir Allah dostunun ifadesi vardı. Güzel yapmak, güzel söylemekten daha güzeldir diyordu. Evet. Hani
Birisi bana ha, çok... Söz ve amelin belki yetişmesidir, evet, orada olması. Evet. Birisi böyle ne güzel söylüyor deyince falan, ben mahcup eylesin olurum. Ya Rabbi, ben güzel yapanlardan olmak istiyorum. İnşallah. Derim. İnşallah ikisi birlikte olsun. İnşallah. Ama bu bağlantı için ne diyeceksiniz? Amelin güzelliği sözü de mi güzel kılıyor? Kendimizi istisna atarak söylüyoruz şimdi. Eyvah, kendilerini anlatıyor demesinler. Bir fıkrayla cevap verelim. Buyurun. Bir yere davet edilmiş bir görevlilerden bir tanesi. Akşam namazından sonra tabii tekrar eve avdet ettiğinde hanıma demiş, sofrayı hazırla da demiş yemek yiyeyim. E sen bulunduğun yerde yemek yemedin mi demiş. Ya çok yerler diye silinler, çok yer derler diye az yedim demiş. Hı hı. O zaman nesimiz akşam namazını da kaza et demiş. Niye? Orada kıldık demiş. Onu da desinler diye kılmışsındır demiş. Şimdi demek yani sözle fiillerin bağlamında bakıldığında ikisi arasında uçurumlar söz konusu ise ihlas burada kendini gösteriyor. Yani fiilde de bir ruh, amelde de bir ruh olarak olması hasebiyle Rabbimiz kendi kelamıyla bize kendini tanıttığı gibi aynı zamanda örneklik halleri de sunuyor. Hadis-i şeriften söz edildi. Bir lügatta karşılaşmıştım. Hadis-i şerifi tarif ederken diyor ki hadis her dinlenildiğinde yeniden dinlenilmeye layık olan söz demektir diye. Muhteşem. Çok her güzel. Dinlenildiğinde ve duyulduğunda yeniden manası üzerine nüfuz edilmeye müsait, öylesine engin bir ummana bizi götürebilecek, yelken açılabilecek bir söz yumağı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da buradan bir salatu selam olsun. İnşallah söz amel birliğine gerçekten çok değer verilmiş. Bunlar kalıyor zaten. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin malum. Yani onca sohbetler içerisinde söylediği bir kelam cemaatinin üzerinde, toplumun üzerinde elektrik gibi tesir yapıyor. Bir gün makamını evladına boşalttığında hiçbir tesir. Cemaat yan gelmiş, yatmış, uyumuşlar. Sonra çekler pazardan çıkıp geliyor. Ondan sonra merhaba diyor. Annenizin selamı var deyince herkes Allah diyor. Ya efendim ne oldu böyle diyor. Ben bu kadar anlatıyorum bir türlü tesir etmiyor. Evlat diyor. Yani söz aynı söz de dil aynı değil. Kalp aynı değil. Niyet aynı değil. Ruh aynı değil. Amel aynı değil. İhlas girince işin içerisine değiştiriyor. Bir şeyi yaparken onun ruhu gibi oluyor adeta. Elhamdülillah. Musa Aleyhisselam'la ilgili bir örnek vardır. Buyurun. Çok hani beni derinden düşündürür. Hepimizin belki düşüneceği bir şeydir. Peygamberlik öncesine rast gelir mi? Bir gün çobanlığını yaptığı bir hayvancağız kaçar. Bin bir meşakkatle peşinden gider falan. Neyse bir köşede sıkıştırır, yakalar. Fakat asla tedip falan bulunmaz yani. Herhangi bir ceza, müeyyide de söz konusu değil. Hayvancağız da şöyle sever. Kanter içerisindedir. Ya diyor, bana ettiğin yetmez gibi kendine de çok çektirdin diyor. Şöyle sever onu. Cenab-ı Hak meleklerine buyurur ki Musa'ya peygamberlik yakışır. Demek ki bir hal iki insanın üzerinde tesiri meleklerin gıdası olabilecek bir vaziyet oluyor. O söz ihlasla söylendiği zaman adeta tarihe değil kainata geçiyor. Evet. Allah sözümüzü öyle eylesin. Amin. Ramazan-ı Şerif'in bu mübarek havası içerisinde. Bizi de o ihlasın sırrına bu son gün soksun inşallah. Amin. Orada yarım bıraktım başta. Ne olur? İlk defa Ramazan-ı Şerif'in bir günün orucunu tutmaya kalkanların da 29 gün tutamadım diye böyle bir endişeye, handikapa sakın girmesinler. Nereden başlarsa oradan kar. Kaynaklı da olsa yola devam edelim. Bir gün çok günler demektir Ramazan'ın. Gecesi ayrıdır, gündüz ayrıdır. Bir deneyelim ne olur yani. Eyvah. Şimdi bir şeker hastası olduğundan dolayı oruç tutamayan dostumuz var. Programa da konuk oldu. O bir sohbetimizde demişti ki belki senelerde. Ya oruç tutamamanın ne kadar büyük bir ızdırap olduğunu tutabilecekken tutmayanlar bilse ya oruçsuz bir Ramazan geçiremezler. Yani bir gün dahi ben tutmayayım falan böyle bir şey diyemezler. İbn-i Atalo el-İskenderi Hazretlerinin sözü akla geliyor. Hani ibadet edebilenlerden olmak Allah'ın sana bir lütfudur zaten. Tabii. İbadetine karşılık bir şey bekleme. Ya oruç tutamayanlardan olsaydık. Mesela o halinden dolayı tutamadı. Ama başka bir şey soracağım. Şimdi dün hadis-i şeriften konuştuk. Yıllar evvel İsmail Karakaya hocam merhum. Çok sıkıntım var böyle dertliyim. Neydi bilmiyorum geçmiş zaman ama iyi dertli oldum onu biliyorum. Beraber şöyle koluna girdim yürüyoruz. Ben anlattım o dinledi. Ben anlattım o dinledi. Ve bir şey bekliyorum. Bir şey söyleyecek. Ben oh Allah razı olsun diyeceğim ve rahatlayacağım. Söz bekliyorum. Dinledi. Sevgili Serdar bir hadis-i şerif var dedi. Tamam dedim. Söz geliyor. Bu hadis-i şerifi dedi, duyduğumda 3 gün uykularım kaçtı dedi, uyuyamadım. Aylarca kalbimi meşgul etti. Tamam dedim, bu tam kesin şifa olacak bir söz. Nedir hocam? La rahate fid dünya. Dünyada rahat yoktur. Bir yıkıldığımı hatırlıyorum önce. Ben bu hadis-i şerifi zaten biliyordum. Hani benim bildiğim bir hadis-i şerifi söyledi bana diye. Ama sonradan bütün o kasvetin, derdin dağıldığını da
biliyorum. Sonra fark ettim ki bir insan sözünü aktardığı kişiye ne kadar değer veriyorsa o sözün ondaki tesiri o kadar çok. Şimdi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diye üstadı hiç tanımayan birisine onun en muhteşem sözünü söyleseniz bir küçük çocuğun ne bileyim bir yabancı dilde bir şarkıyı dinleyişi gibi bile dinlemez. Anlamaz, hiçbir şey anlamayacak. Ama üstadı bile fırıncı abi şurada oturuyor olsa mesela dönsen üstad bir gün gözlerindeki ışıltı diyecek ki ha ben anlıyorum senin ne dediğini kardeşim. Bir o yakınlıkla ünsiyetle de alakası var. Mesela ayet-i celle bunu soracağım. O halde sadece ona boyun eğin. Sizin ilahınız bir tektir. Mütevazi ve ihlaslı olanlara müjdele. Onlar Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri titreyen, uğradıkları musibete sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan hak yolunda harcayanlardır. Hac 35. Evet. Cenab-ı Hak aslında ihlaslı kulun kim olduğunu da tarif ediyor. Ve şurası Allah'ın adı anıldığı zaman kalbi titreyen. Ne demek? Evet. Kalp nasıl titrer Allah'ın adı anılınca? Kalp ancak Allah'ı zikredince agah olur. Hem ayet-i kerime bu hem de fiiliyatta da baktığımızda sizin demin az evvel anlattığınız örnekte de öyle. Yani orada Allah'ın sözü, tabii Resulullah'ın sözü, aleyhissalatü vesselam'ın sözü. Bunlar birbiriyle iç içe. Resulullah çünkü aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'nın emri ve kaydı dışında bir sözü yoktu. Dolayısıyla o feyiz yani Allah'ın sözünün içinde bir söz olması bağlamında da düşünülebilir. Ve o hadisi duyduğunuzda siz hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kutsiyetini hatırlıyorsunuz hem Allah-u Teala'nın emirlerini hatırlıyorsunuz. Birbirinden ayrılmaz bir şey bu yani ayetler ve hadisler bize kültürel anlamıyla, ruhani anlamıyla bir bütünü sunuyorlar. Buna teşvik ediyorlar bizi. Çok gürültü var ama. Yani evet. Ya da ben öyle hissediyorum. Kendi eksikliğimden kaynaklanarak öyle hissediyorum. Zaman zaman kendi sesimi de işitmekte zorlanıyorum. Zaman zaman acaba Cenab-ı Allah benim sesimi duyuyor mu? O kadar çok ses var ki, o kadar hep bir ağızdan hem gürültü var hem talep var. Herkes bir şeyler istiyor. Sadece insanlar değil, etrafımızda uçan aslında kuşlar, ağaçlar. Aslında hiçbir şey istemeyip dikkat çekeceğim bir köşede. Şimdi radara öyle yakalanacak. İtikaf günlerine de giriyoruz. Evet. Yani biraz daha sesin, sözün azaltılıp odaklanma günleri. Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetine odaklanma, kulluğumuzun aczine, bilincine, hamde, binlerce kere hamd senalar etmeye odaklanmanın zamanı. Bu gürültülü hazın ve hızın son haddinde olduğu dünyada bu gürültü perdelerinin içerisinden aralayıp da büyük dünya meşguliyetleri içerisinden o aralığı peydah edip de Allah diyebilmek, kalbi Allah'a yakınlaştırmak, Ya Rabbel Alemin diyebilmek çok önemli bir hediye. Bunu da Cenab-ı Allah bize bahşederse inşallah biz niyet ediyoruz ama demin söylediğiniz gibi yani niyetten ibaret değil, iradeden ibaret değil. İrade tabii ki başlangıçta ama o iradeyi de bize bahşedecek nimet Cenab-ı olarak sunacak yine Cenab-ı Allah. Evet. İnşallah öyle bir irademiz sabit olur da teslim olanlardan bir kişi olarak, Müslümanlardan bir kişi olarak bu son 10 günü idrak edebiliriz. İnşallah. İnşallah. Niyazımız, temennimiz o. Kalbin ürpermesi ne demek bunu? Allah-u Teala'nın adı anılınca kalbin ürpermesi. Ne geliyor kalbine? Tam belki anlamadım Türkçe yani. Mesela Kur'an müminleri Allah tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tamam. Allah'ın adını duyunca kalpleri titrer diyor. Titrer. Evet. Ne demek? Yani bu bütün beni sen baştan bir kadri bir de imanla yani konuştum. Yani bu o demek. Bana öyle geliyor yani. İnsan ne kadar çok Allah çok açık kadar, oldu Allah razı olsun tam anladım. Ne diyorsun Zeyd? Ne kadar insan adam biz inanımız yani imanımız var evet. O kadar kalbi titriyor yani o kadar yani bu bütün yaptığı amel sözler ve vesaire imanla bağlı. Eyvallah. Yani biz ne kadar güveniyoruz Allah bizim yaptığımız işleri görüyor. Hı-hı. Takip ediyor. Ona göre biz hareketler yapıyoruz yani. Ya da insanlar görüyorlar bizi.
yoksa yani onu seçiyoruz. Yani. Şimdi bu görme bizim, de tehlikeli. Evet. Yani bazı insanlar unutuyorlar ki Allah Subhanehu ve Teala bizi her dakikada, her hareket görüyor yani. Allah diyorum. O şimdi hani insan Kur'an-ı Kerim okurken her defasında belki farklı tecelliler oldu. Bu sene bir ayetin, daha doğrusu bir lafzın Kur'an-ı Kerim'de ne kadar çok olduğunu fark ettim ben. Vallahu alimun bidatis sudur. İnallahu alimun bidatis sudur. Allah kalplerde saklı olanları bilir. Allah kalplerde gizlenenleri bilir. Sanki ilk defa Kur'an-ı Kerim okuyorum ve Kur'an-ı Kerim buranın altı da böyle kırmızı kalemle çizilmiş gibi bu senenin Kur'an-ı Kerim manasına ikramı Cenab-ı Hakk'ın bu ifade oldu ve ürpererek okuyorum. Maşallah. Hani beni görür, kabul, halimi bilir, tamam ama kalbimden geçeni, benim bile bazen meşgaleden fark etmediğimi de bilen bir Rabbim var benim. Evet. Zor o, değil mi? O işte gecenin bir vaktinde gözyaşlarına insanı gark etmeye müsait bir zeminin de hazırlandığı ortam oluyor. Gerçekten öyledir. İnsan kendi yaşadıklarının farkına vardığı anda insan oluyor. Evet imanım var ama iman da testten geçmesi lazım. Bazen darlık olur, bazen efendim ferahlık olur, bazen hastalık olur, bazen sıhhat olur. Her birinden insan imtihan olur. Ama değişmeyen bir şey var dünyada. İnsanın imtihan olduğu sırrı. Bir aşağı çıkar, yukarı çıkar. İmanında değişiklikler olur. Ama onu çizgide götürebilmesi ne kadar önemlidir. Belki işte ibadetlerin içerisinde süreklilik arz eden oruç ve namazın bu manada bizim üzerimizde kattığı başka ibadetlerde çok gözükmüyor. Bir süreklilik arz ediyor. Nefis bundan hoşlanmıyor. Devamlı yani oyunda oynaşta yani. Şunda bir bitse de bir şey yapabilsem diye. Fakat tak oradan teravih giriyor devreye. Tak imsak yakalıyor vesaire. Şükür ki yakalanıyoruz. Özel bir ay açılmış. Özel bir zaman dilimi verilmiş. Bir ara Bekir Bey'in programında da ifade etmiyor. Yani bir kuyuya atılsam, her tarafı kapatırsa, dışarı çıkarsalar Ramazan olduğunu anlarım demiştim. Nasıl anlarsın diyordu. Vallahi izahı yok. Adam yani bir Sadi Şirazi anlatır. Yani bir kadının kaybolan çocuğu için söylediği söz var. Nasıl buldun diyor. Her çocuğa kendi çocuğum diye bakarak. Zaman dilimini yaratan Allah bana onu hissettirmez mi? Kalbi yaratan Allah kalbin içinden geçenleri bilmez mi Allah aşkına? Elbette ki sorduğunuz sualin bazen cevabı içinde oluyor. Ona yakalandı. Evet, radara yani. Girdi yani. Evet. Çünkü bütün kusura bakmayın yani şey, nasıl iman insan test edecek yani nasıl öğreneceğiz? Es sabru nisful iman. Yani bizim hareketler zor durumlarda bizim ne kadar Allah'a inanıyoruz gösteriyor. Yani ne kadar bunu, sabrettiğimiz sabır ya, imanın yarısıdır mı? Yarısıdır öyle öyle diyor yani. Demek ki sabır varsa iman var. Biz yani inşallah %1 yani ile kurtaracağız yani inşallah. İnşallah. Sabrın belki de hareketli bir fiil olması hasebiyle. Yani biz her şeyle memnun olmamız lazım. Sabit ve duragan bir fiil olarak algılamıyoruz yani. Devamlı evet. Hareket içerisinde her hale karşı. Çoğu kez karıştırılıyor hocam karşı. Değil mi? Evet. Yani sanki böyle şikayetçi olmayacağız. Şeker çuvalı gibi kenarda evet, duracak, sabit olacak böyle bir şey yok yani. Kenarda edilgen bir şekilde edilgen bir duruyormuşuz yani. Gibi bir anlamı var bugünkü günlük dilde ama o yanlış. Şuna, sabır çok etkindir. Bu bizim İslam ile bağlı yani. Bizim hareketler bir, demek ki biz Müslüman olduk. Bu muhabbet var. Bitmez. Biz bir araya de, gidelim. Bir müjde de nasıl? Müjdeyle müjde gidelim araya. Yani bir müminin ameli salih noktasında dışarıdan gelebilecek herhangi bir olumsuz hareketlere karşı ki duruşu ki 24 saat böyledir. Yemesinden içmesine kadar yani helalde olan lezzet şüphesiz haramda yoktur. Onun o duruşu İçinden dışından verme niyetine kadar varana kadar her bir anının binler sene ibadetlerle meşbu olduğunu da gösteriyor. Cenab-ı Hak onun ameline bakmaz. Eyvallah. O niyetine de bakar onun. Yani. O niyeti o kadar sahihse devamlı yani gözüyle, eliyle, kalbiyle, ayağıyla, niyetleriyle yapmak istedikleriyle o kadar büyük ki bir arkadaşın babası 1000 tane işçi çalıştırmak istiyormuş. Merak etmeden çalıştırmadan sevabını almış. Niye? Belki amele girse kadebe düşecek, o düşecek, bu da ihlas gidecek, tribüne oynayacak bilmem ne. Tam da layıkıyla belki yapamayacak. Ama onu niyetlenmiş olması, ümmetin derdini çekmiş olması, insanlara bir helaline rızık kapısını düşünmüş olması, işte bu ideal verin hani insanlara, sen, ideal verin evet, meselesi. Niyetin amelden üstün oluşunun bir delili olarak bunu söylerler. Amele belki riya karışır ama niyete karışmaz. O Rabbinle senin aranda. Bir araya gitmemiz gelelim lazım Sema abi. Gelelim. Deminki mevzudan hareketle hani o kuyuya düşsem çıkarsalar Ramazan olduğunu bilirim. Fakir de der ki hani hiç ezan olmasa, dışarıyı görmesem vesaire bir mümin, hani kendim diye söylemeyeyim de bir mümin
kalbindeki kıpırdanmadan iftar vaktinin geldiğini bilir. Başkasına delil olmaz, bu ayrı. Aman Molla Kasımlar bize kızmasın. Ama madem ki bir sevinç var, şuradan onu bilir. Yani kuyudan çıktığınızda karşılaşırsak iftarı size haber verebilirim abi. Bu arada Bekir dediniz. Bekir'i de buradan muhabbetle yad edelim. Bekir Develi kardeşim. Biz bir 4 yıl iftarı sunduktan sonra nöbeti ona devrettik. 3 yıl boyunca çok güzel iftar programları sundu TRT 1 ekranlarında. Bu sene tekrar nöbeti bıraktığımız yerden biz devraldık. O başka bir yerde vazifesini icra ediyor. Onu sevenlere ve ona da buradan muhabbetler ederiz. Allah razı olsun diyelim. Kısa bir ara, ondan sonra muhabbet devam ediyor. Buluşacağız. Seyyidina Muhammedin ve alâli Seyyidina ve Nebina Muhammed. Zeyd, teşekkür ederiz. Efendim, aralarda da biz muhabbet ediyoruz. Selim Bey'e dedim ki hani öldüğümüz vakit ne getirdin diye sorarlarsa inşallah deriz ki ya Rabbi hiçbir şeyimiz yok. Ama sen filancaları seviyormuş, biz de onları sevdik. Yani sevdiklerini sevmeye gayret ettik. Selim abi dedi ki hakikaten bunun altı dolu ve Allah için tam söylenmişse bu söz,
bu güzel bir ameldir. Oradan Selman-ı Farisi Hazretlerine gittik, bir yemek hatırası dedi. O hatırayı bir dinleyerek dönelim. Şimdi tabii o gün yokluk dönemleri olduğu için birisi misafir olarak kendisine geldiğinde evde ne var ne yok çıkaracağı şeyler belli tabii. Kuru bir ekmek. Yemeğin içerisinde dualara falan başlanır. Keşke der yanında bir de sirke olsaydı katık olarak ne kadar da güzel olacak deyince misafiri. O arada kaş göz arasında bir sirke ikramında bulunur. Tabii bir bedel ödemiştir ama bu sefer misafir yemeğin sonunda işte böyle bir güzel sofrayı bize takdim ettiği için Rabbimize hamd ediyoruz. Böyle bir işte sofrada sirkeyle ekmeği bulundurduğu için falan uzun uzun dua edince vallahi diyor sen de ekmeğe diyor kanaat etseydin bizim su matarası diyor rehin olmayacaktı diyor sirke için. Demek yani bu iftarlarda da şeylerde de inşallah hani bir israfa kaçmadan iktisatlı bir hayatın da inşallah son dönemlerde o tarafa doğru gerildiği bugünkü, görülüyor. Bugünkü inşallah. Notlarımın içinde var. Şu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir gün iftar edecek. Bir bardak soğuk su elini uzatmış ağlamaya başlamış. Ne oldu ya Ebubekir diyorlar. Bir gün diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı görmüştüm. Eliyle böyle bir işaret ediyordu git manasına. Dedim ki ya Resulallah neye böyle işaret ediyorsunuz? Dünya bana kendisini kabul ettirmeye çalışıyor ben de onu reddediyorum. Ama bana dedi ki senden sonra gelenleri ben kandıracağım. Onların kalplerine gireceğim. Şimdi şu bir bardak soğuk suyla dünyanın kandırdıklarından mı oldum? O hadise aklıma geldi onun için ağlıyorum diyor. Evet. Bu çağın insanı ne yapsın? Hazreti Ali'nin de Ali Efendimiz'in de şehadetinin yıl dönümüydü evvelki gece. Hemen onun üzerinden de bir hatıra geldi benim aklıma sizi dinlerken. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte yürürlerken ölü bir oğlak görüyorlar. Ve durup başında beklerken diyor ki arkadaşlarına benim gözümde dünyanın değeri ancak şu yerde yatan cansız bedeniyle yerde yatan oğlak kadardır diye söylüyor. Onlar tabii ebrar diye tırnak içerisinde söyleyeceğimiz bir ahlakı bize öğrettiler. Biliyorsunuz İnsan suresinde ilk 8 ayetinde ebrarın kim olduğu öğretilir bize. Yani sevdiklerinden verenlerdir onlar. Hakiki iyilik mertebesidir ebrar. O hakiki iyilik mertebesine de ancak sevdiklerimizden vererek biz ulaşabiliriz. Ehl-i Beyt'in de sırrı buydu aslında. Hazreti Fatma validemizin, Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizin sırrı da buydu. Onlar canlarından verdiler. Ben Bosna'yı da hep gözyaşıyla dinlerken sanki bu çağın Ehl-i Beytleri gibi nasıl hani tatir ayetleriyle Cenab-ı Allah Ehl-i Beyt'ini temizlemek istiyor diyor ayetler. Yani onlar maldan, makamdan, mevkiden hepsinden arındırıldılar. Şehit oldular Allah yolunda. Hem Hazreti Hasan hem Hazreti Hüseyin. Bosna'daki o şehadet tarihini ben düşününce de bu dönemin sanki Hasanları, Hüseyinleri, Ehl-i Beyt'iymiş gibi geliyor. Oradaki o şehit kardeşlerim. Seleos Rebrenica'da mesela benim kendime seçtiğim bir şehit vardır orada. Arkadaşlarla gittiğimiz zaman her birimiz bir şehit kardeş seçelim kendimize dünyalık, ahiretlik diye düşündük. Benimle aynı yıl doğmuş. Tabii 1995'te orada şehit edilmiş. Adem Ademoviç. Ben onu hiç tanımıyorum. Hiç bilmiyorum. Kabri orada annesiyle tanıştım. Srebrenica'da. Ama bu hani şehadet en tepe noktası o vermenin. Allah için vermenin, ebrar olabilmenin. Bütün bunları da bir arada hatırlıyorum. Hani dünyadan dünyaya elinin tersiyle dur diyebilmek. Bu çok kolay bir şey değil. Yani aslında canla tartılan de, bir şey. Sibel abla, Hüseyin'i meşrep olmak var mı? Hani Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edildi ama evet. Hüseyin'i meşrep oluş hakikati devam ediyor kıyamete kadar. O baki. Tabii. Dünyaya eliyle dur demekte de doğrunun canı pahasına yanında olmakta da evet. Hüseyin olmak var biraz. Hem Hazreti Hüseyin eliyle dur dedi şehadetiyle hem Hazreti Hasan da aynı şeyi yaptı. O da makam mevki kendindeyken kendi üzerinde emanet varken toplumsal bir kargaşaya yol açmamak için makamdan mevkiden vazgeçti feragat etti. Bugün biz en ufacık bir
eşyamızdan feragat edemiyoruz. Ben mesela kütüphanemdeki kitapları sayıyorum. Biri eksilmesin diye kalbim titriyor. Bu bir makamdır. Yani bir devlet reisliğidir, bir tahttır veya. O zaman hani tam söylediğinizi yapacak vakit geldi. Allah size bir fırsat verdi. Konuşma hakkınızdan feragat etmenizi istirham ederim. Peki. Kur'an-ı Kerim'in vakti geldi. Başımızın üstüne, tam baş göz üstüne. Sohbet yerine denk düştü. Evet. Muzaffer Çelik Endazi hocam, Sultanahmet Camii emekli müezzini, hoş geldiniz, safa getirdiniz hocam. Müezzinin emeklisi enteresan. Arada böyle balkondan filan ezan okur musunuz ya da evde kendinize? Elimizi kulağımıza attığımız oluyor. Değil mi? Yani. O ya, evet. Bazı şeylerden emekli olunmaz. Evet. Hocam buyurunuz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله
أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد صدق الله العظيم. Allah razı olsun diyoruz efendim hocamıza ve Kur'an-ı Kerim tilaveti için. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem programın girişinde bahsettim. Bir Ramazan hutbesinde Ankara iftarına doğru vakit giderken salavattan önce Peygamber Efendimizin Ramazan'da Ramazan'ı anlattığı hutbeden bir bölümcük arz edivermek istiyorum. Bakın şöyle buyurmuşlar. Ey insanlar! Bu ayda kim huyunu güzelleştirirse ayakların titrediği o günde sırattan kolay geçer. Kim bu ayda şerrini insanlardan uzak tutarsa Allah kıyamette azabını ondan uzak tutar. Kim bu ayda babasız öksüzlere şefkat gösterirse Allah kıyamette ona merhamet gösterir. Kim bu ayda kendi yakınlarına olan bağı sağlamlaştırır, onlara iyilikte bulunursa Allah kıyamette onu rahmetine kavuşturur. Kim bu ayda yakınlarına iyiliği keserse Allah kıyamette ondan rahmetini keser. Kim bu ayda sünnet namazı kılarsa Allah ona diğer aylarda kılınan namazın sevabını verir. Kim bu ayda bana salatü selam ederse amel terazilerinin hafif geldiği günde Allah onun terazisini ağırlaştırır. Kim bu ayda Kur'an'dan bir ayet okursa diğer aylarda Kur'an'ı hatmedenlerin sevabına erişir. Ey insanlar! Bu ayda cennet kapıları açıktır. Rabbinizden dileyin. Dileyin yüzünüze kapanmasın. Cehennem kapıları bu ayda kapalıdır. Rabbinizden dileyin. Dileyin yüzünüze açılmasın. Şeytanlar bu ayda bağlanmıştır. Rabbinizden dileyin. Allah sizlere onları musallat etmesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözlerin en güzelini söylemiş yine. Ramazan-ı Şerif ve ne yapmamız gerektiğine dair hala bir 10 günümüz var. Ankara, İstanbul. Ben Ankara'ya söylüyorum, Türkiye sen anla. Sesimiz nerede işitiliyorsa işte orası. Ramazan-ı Şerif'in şu ikliminden istifade etmek için çırpınmanın vaktidir. Zeyd, Bosna'da da salatü selam ıtri usulü okunabiliyor herhalde. Tabii. Hadi bismillah. Her kim varsa ekran başında buyurun aşk ile. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Allah'a
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin için açlığa, susuzluğa katlandım. Dilimi yalandan, gözümü çirkinlikten çevirdim. Elimi haramdan çektim. Yüzümü sana döndüm. Senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum. Senin verdiklerinle doyuyorum. Senin ihsanınla seviniyorum. İftar sevincimizi çoğalt. Bizi birbirimize kardeş eyle. Yuvamıza, yurdumuza afiyet ve bereket ver. Gönüllerimize, günlerimize barış ve huzur ver. Devletimize, milletimize güç ve kuvvet ver. Beni, annemi, babamı ve bütün inananları bağışla. Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver. Bize ahirette de iyilik ve güzellik ver. Amin, amin, amin. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek, seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır.
tecelliyle doldurur. Bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem. Bana seni gerek seni. Aşkı şaraben durma hiç erken diye kalma geç. Aşkı şaraben durma hiç erken diye kalma geç. Bu tacı her kadem geç. Seyrana gel, seyrana. Bu tacı her kadem geç. Seyrana gel, seyrana. Sofilere sohbet gerek. Ahilere ahiret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anlar, bana seni gerek. Seni Yunus dürür benim adım. Gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum. Bana seni gerek, seni. Dinle mürşid sözünü, hakka çevir yüzünü. Dinle mürşid sözünü, hakka çevir yüzünü. Allah sende özünü. Seyrana gel, seyrana. Allah sende özünü. Seyrana gel, seyrana. Derdar ol zülfiyare, dertlerine bul çare. Berdar ol zülfiyare, dertlerine bul çare. Beyhude yanma nara. Sil gönlünden simayı.
boş durma ey Sezai. Seyrana gel Seyrana. Boş durma ey Sezai. Seyrana gel Seyrana. Olsun. Efendim bu ilahi artık bizim Zeyt Şoto ile birlikte bir Ramazan klasiğimiz oldu. Ama zannetmeyin ki sadece kameralar açılınca Ramazan'da söylüyoruz. Biz Saraybosna sokaklarında dolaşırken de bu ilahi söyleyerek dolaşıyoruz. Haberiniz olsun. Kıymetli misafirlerim var. Vaktim hızla geçiyor. Sibel Arslan, kalbiniz şu dakikalarda ne diyor? Şimdi az şu kalmış. Anda... 7,5 dakika kalmış İstanbul iftarına. Kalbim Doğu Türkistan'daki kardeşlerimle birlikte çarpıyor. Çünkü orada Çin zulmü altında oruç tutmaları bile yasak. Uzun yıllardır zaten çok büyük bir zulme maruzlar orada. Fakat isterim ki ve davet ederim ki bizi izleyen bütün kardeşlerimiz de bu iftardan önceki 2-3 dakikalarını Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize Cenab-ı Allah'ın yardımının en kısa zamanda ulaşması için ayırsınlar. Özel olarak istirham ediyorum. Benim kalbim... Doğu Türkistan'daki kardeşlerimle, Uygur kardeşlerimle birlikte inşallah kurtuluşa erdikleri, zulüm görmedikleri, İslam'ı böyle bizler gibi gönül rahatlığıyla hiçbir yasağa uğramadan yaşayabildikleri bir memleketleri olsun. Allah kimseyi vatansız, memleketsiz bırakmasın. Amin. Duam bu. Amin. Selim Gündüzal, sizin gönlünüz ne diyor şu demlerde? Ben de ufaklıklarla beraber olmak istiyorum. Nasıl? Şu anda sofralarının başında ilk oruçlarını açmaya çalışacak olan, ilk oruçlarını tutan yavrularımızla beraber olalım. İnşallah. Yarın anneleri, babaları onlar olsunlar. Gidişata dur desinler. Dünyanın kaderini değiştirecek ki Hazreti Mevla'nın öyle bir sözü var. Bazen bir insanın alnında kainatın kaderi yazılıdır diyor. Biz onlardan sadece Türkiye'nin ve dünyanın değil kainatın gidişatını değiştirecek hallerin içerisinde bulunmalarını istirham ediyoruz Rabbimizden. Öyle hizmetlerde bulundursun ki biz de şaşalım. Allah izin verirse kabrimizden o nurlu alemi seyredelim. Şu gecenin taşlandıracağı bir duası olsun bu onların sofra başında açacakları. O minik ağızlarıyla ettikleri dualar. Bu arada Sakarya'daki çocuklar şu an iftar ediyorlar. Ediyorlar. Tam da vakti. Sakarya'ya biz sizin lisanınızla Allah kabul etsin diye. Adapazarı'na Sakarya'ya cümleten selam olsun bütün dostlara inşallah. O lokmaların arasına bunları da katsınlar. Izdırabıyla insan insan oluyor. Dertleriyle insan insan oluyor. O çocuk sofra başında... Annenin babanın yüzünden okuduğu çok şeyler var. Biz burada Allah'ın emrini tutmak için bulunduğumuzun dersini alıyoruz. Niye? O ana kadar anne baba da yemeği el uzatamıyor. Anlıyor ki emrin üstünde emir var, bilenin üstünde bilen var, nimetleri veren var. O çocuklar bir tevhid dersini sofra başında aldılar. Ruhlarına şimdi nakşedildi. Gelen her nesil bir öncekinden daha iyi geldiğine göre ki öyle gözüküyor. Elhamdülillah kıştan bahara doğru gidiyoruz. Kainatın kaderini... Kimsenin değiştirmeye Allah'tan başka gücü yetmez. Onlar kışa doğru girerken biz yaza doğru gidiyoruz. Arada bir köyün ışıkları kaybolsa da su içmek için aşağı insek de bu demek değildir ki menzil kaybolmuş. Menzil gözümüzün önündedir, kalbimizdedir. Menzilimize yürüyüşümüz vardır, yürüyoruz. Hiçbir yolcu yolda kalmayacak inşallah. İnşallah. Duamız onlarla olsun inşallah. İnşallah. Ramazan bir uzun yolculuk olsun. İnşallah. O miniklerin Allah ellerinde dualarıyla. Zeyt. Şimdi ben biliyorum Saraybosna'da, Üsküp'te, Kosova'da, oralarda bizi seyredenler var. Tabii. Onların belki daha bir saati var şu anda iftar için. Değil mi aşağı yukarı? Öyle. O bir civarı. Saat vakti var. Bir saat yakın. Onlar da seni görünce belki hani bir de onların diliyle de onlara bir selam gönderelim. Bir Boşnakça bütün bir Bosna'nın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik edelim. İftarlarını hatta yaklaşan bayramlarını da tebrik edelim. Tamam. Draginiş, moi... I naših ovdje svih, dakle kako sada selamimo vas odavde iz Istanbula, sa ovog predivnog mjesta, svetog mjesta ispred Sultana Eyyubove džamije. Želimo vam da ako Bog da svi vaši ibadeti, nastojanja, odricanja budu u Kabul, da vam ih Allah primi i da se radujemo svi zajedno Bajramu, da slavimo. Selamim svoje bliže prijatelje, familiju, mog profesora, njemu sam obećao namka, I mog prijatelja Emira i sve druge, babu i majku. Selamu alaikum.
Senin İngilizcen de iyidir. Bir de böyle Kanada'ya, Amerika'ya falan, İngiltere'ye, oralarda tamam. Nerede seyrediliyorsak. Oralardan da seyredenler var, biliyorum. I know as well. People likes you a lot all around. So to all of you who are communicating in English language or you are living in Europe, America, we are also sending warm greetings, best wishes, inshallah, all your ibadets to be Allah to accept them, and we to be very, very, we to be members of those who are chosen, and with the rahmet of Allah subhanahu wa ta'ala. Selamu aleyküm ve rahmetullahi aleyküm. Bir de Fransızca. Onu bir daha onu bir dahaki sefere yapalım. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim sevgili. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Programın sonunda Selim abi, sizden bir dua isteyeceğiz. Sizin duanızla iftara gidelim istiyoruz. Ama ben teşekkür etmek istiyorum. Sibel Arslan, gazeteci yazar. Çok teşekkür ediyoruz teşrifiniz için. Geldiğiniz için. Annem şu anda seyrediyor mudur ekran başında? Seyrediyorlar. Onun ellerinden öpüyoruz. Evet, hem zatenizin annesi hem Selim Bey'in annesinin ellerinden öpüyoruz. Bütün hastalarımıza şifalar temenni ediyoruz, dua amin. Ediyoruz. Annelerimize, babalarımıza Allah başımızdan eksik etmesin. Ağız tadıyla girelim Kadir Gecesi'ne de, bayrama da. Şimdiden bayramımız bayram olsun. Allah İnşallah. Razı olsun. Duamız çok olur. Teşekkür ediyorum. Zeyd, teşekkür ediyorum kardeşim. Ben teşekkür ederim. Bir de olsun. Selam bayramımız. Emin Saki'ye ve Muhammed Saki'ye. Çok gönlünde. Yani. Eyvallah. Onların da gözlerinden öpüyoruz burada. Ve Selim Gündüzalp. Kıymetli abim, çok teşekkür ediyoruz teşrifiniz için. Allah razı olsun. Sağ olun. İstanbul'un az sonra bizim ifademizle, Ümmet-i Muhammed de sevdi o tabiri, nur topu gibi bir orucu daha olacak. Maşallah. Bir güzel iftarı olacak inşallah. O iftar vaktine sizin duanızla gidelim istiyoruz. Yarın nasipse saatler 19.10'u vurduğunda biz bu ekranda, bu mekanda sizi bekliyor olacağız muhabbet için. Ama şimdi aziz İstanbul'un, canım İstanbul'un iftar vaktine gitme zamanı. Amin. Amin. Ya Rabbi. Şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bereketi hürmetine bizlere ihsan etmiş olduğu maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Allah'ım orucumuzu en güzel bir oruç olarak kabul eyle. Bütün zamanların kalbine nakşeyle. Sofraların başında amin diyerek dua eden kardeşlerimizin cümlesinin kalbinden geçen ne niyetleri var ise o güzel niyetleri kabul eyle ya Rabbi. Alem-i İslam'a sur salah ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sevdiklerin hürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, saadetin vesile olacak bütün duaları yapan o kardeşlerimizin, bilhassa mağdurlar, mazlumlar, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin, Filistin'dekilerin, Orta Asya'daki bütün o Türki illerde nice zulümler gören kardeşlerimiz var. Özbekistan'da dahil olmak üzere. Ehli imanın cümlesine yardım eyle ya Rabbi. Tunus'undan Cezayir'ine kadar, Filistin'inden Orta Doğu'suna kadar, Afrika'sından Amerika'sına kadar, nerede Allah diyen, Resulullah diyen var ise ve şu anda oruç için kalkan bu ellerimiz ve dualarımız onlar için de kabul eyle ya Rabbi. Oruçlunun, yolcunun duasını kabul ediyorsun. Duamızı geri çevirme ya Rabbi. Amin. İhlas ve samimiyet ile edilen duaların sırrına mazhar eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi senden şu gecenin mübarek vaktinde bir dua niyaz ediyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne tarz dua etmiş ise, sahabe-i kiram efendilerimiz ve ehli saadattan gelenler, o yolun nurlu takipçileri nasıl dua etmişler ise, o duaların cümlesine amin diyoruz. Lütfen dualarımızı geri çevirme. Günahlarımızı affı mağfiret eyle. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle. Tutmayanlara nasip eyle. Hidayet sensirli bir kapıya benzer diyorlar. Yaklaşınca açılır. Yaklaşan kalpleri yaklaştır ya Rabbi. Amin. Ve hürmeti seyyidi de Muhsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Hayya!